Ya Rab, ne güzellikler var edensin. Bize gökten suyu indiren, yerde o nimetler çıkaransın. Lütfundan koruma, nimetlerinden mahrum etme bizi. Şimdi kitaba gerek yok, ne gerek var diyen anlamaz sürülerine. Rabbimiz bizim midemiz ihtiyaç olduğu için bize gökyüzüne su indiriyor, oradan nimete çeviriyor. Oksijene ihtiyacımız olduğu için yağmur ormanları oluşturuyor. Çeşitli şekillerde işte okyanuslarda, çeşitli yerlerde oksijenimizi lütfediyor. Ama bizim en çok bizi insan yapan en önemli konu bilgi konusunda bizi hiç şey yapmayacak, beslemeyecek, öyle mi? Asıl olay bilgidir ve Rabbin katında arınmış, zandan arınmış bilgiye ulaşmaktır asıl olay. Bu yüzden de ayetler zaten işte her yer ayet doludur ama zandan arınıp onu Rabbe dosdoğruya çıkaracak şekilde onları düzenlemek işte Resullerin Allah'ın izniyle söylediği işte önünüze konulan da budur. Bu yüzden bundan kaçmak akıldan kaçmaktır. Bunu kötü görmek cehaleti sevmektir. Kitap baştan sona hiçbir işte iddiayı bırak, altında kalmayı, onun altında ezilmeyi, bütün iddiaları ezici bir şekilde, böyle bir sarsıcı bir şekilde eziyor ve bugün dünyanın gündeminde işte iddia ettiği gibi eğer benzeri bir şey, eğer bu bir haş Allah'tan değil, hadi benzeri bir şey yapın diyor. O kadar filozoflarınız, o kadar işte bilmem yazarınız, çizeriniz gelip gidiyor ama bugün dünyanın gündeminde olan Allah'ın en son işte kitapları ve en son gönderdiği Kur'an ve Mesih de bugün gireyince hakikatle işte açığa çıktıkça çıkıyor ve vakti gelen görüyor ve bu dünyanın gündemine doğru hızla ilerliyor. Vay yalancıların haline, vay onun gelen hakikati çirkin gören ve onu onunla mücadeleye kalkan, kendini şeytan safında yer tutanların haline. Allah da Allah'a kafi, elhamdülillah. Göklerin yerin hakimi Al Rahman'a övükler olsun. Haydi tertemiz olandan buluşalım.